Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videomuza devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere çok boyutlu dizileri anlatacağım. Çok boyutlu diziler nasıl oluşturulur? Nasıl veri eklenir? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Kitabım üzerinden gene gösteriyorum arkadaşlar. Yazdığım kitap üzerinden. Çok boyutlu dizilerde göreceğiz ya normal tek boyutlu dizilerde fazla farkı yok. Sadece şuradaki virgül ve şuradaki yani sütun ve kolon sayısı var arkadaşlar. Şimdi bunu canlı olarak gösterelim. Şöyle söyleyelim nasıl oluştuğunu. Gene aynı string, integer, double, bla bla bla, char vesaire. Köşeli parantezin içine bu sefer bir virgül çakıyoruz. Bu dizimizin ismini veriyoruz. Eşittir new, gene double bula türü. Köşeli parantezler. Fakat burada sütun sayısı virgül kolon sayısını veriyoruz arkadaşlar. Kaç sütun, kaç kolon? Şimdi bu bir önceki videoydu arkadaşlar. Onun olayı. Görüleceği üzere burada biz vermişiz değil mi? Tek boyutlu. Tek boyutlu nasıl değiştireceğiz? Tek boyutlu dizimizin şuna bir virgül çaktık SFR'ye. Buraya da sütun sayısı neydi burada söylediğimizde? Sütun sayısı. Kaç sütun olsun? 2 sütun olsun. Kaç tane kolon olsun, 5 tane olsun dedik. Şimdi bu nasıl gözüküyor? İlk başta şunu şöyle söyleyeyim, göstereyim. SFR bir tane for yapalım. For da göstereyim ben. Sadece for'da bir SFR gene bunun da legend'ini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buraya bir break point koyalım. Bu şekilde daha rahat görebileceğiz arkadaşlar. Ekle dediğimizde SFR'ye geldiğimizde yani şuna görüleceği üzere iki tane sütun var değil mi? Şöyle düşünün. Bakın şuradan şuraya kadar bir sütun, şuradan şuraya kadar ikinci sütun. Şimdi diyeceksin neden 4'te bitmiş hep? Biz 5 kolonlu 5 1 2 sütun yani 2 sütun kolon sayımız kaçtı bizim? 5'ti. Neden 4'te bitmiş diyeceksiniz. Bundan önce dediğim gibi diziler her zaman sıfırdan başlar. Yani biz eğer kolon sayısını ve sütun sayısını bu şekil ayarlamamız lazım. 5 tane eğer 6 tane neydi bu? Unuttum pardon. Kolon sayısını eğer 6 tane yapmak ihtiyacımız varsa 7 tane yazacağız buraya. Eğer 5 tane varsa 6 tane yazacağız. Çünkü sıfırdan başladığı için. Yani 6 tane istiyorsak vesaire. Şu an zaten 5 tane var. Sıfırdan başlıyor vesaire. Her neyse. Şimdi şöyle bir örnek verelim. For geçelim. Şimdi biz ne diyeceğiz? İlk başta yazılımında bir de anlatayım. Neydi? Değişkenimizi yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Integer bu sefer örnek verelim. Integer dedik. Köşeli parantezleri koyduk. Buraya bir virgül koyduk. Virgülden sonra ne diyelim? Dizi isminizi yazalım. Dizi alttan tıra 1 diyelim arkadaşlar. Eşittir new. Buradaki neydi? Integer'dı değil mi? Integer'ı verdikten sonra köşeli parantezleri verelim. Nokta virgülü koyalım. Burada hem sütun hem kolon sayısı. Kaç sütun? 3, 5 kolon tane, 5 tane kolon olsun. Virgül. Kaç tane 5 tane sütun olsun yani söyledim. Kolon sayısını sonra dedim. Karıştırıyorum bazen. Daha doğrusu kafa gidiyor. Kolon sayımız ve sütun sayımız. Kolon sayımız kaç tane olsun? 3 tane olsun. Bu şekil. Yazılımı bu şekil arkadaşlar. Şimdi buna nasıl ekliyoruz? Veri ekleme olayı nasıl? SFR değil mi?
şifremizin biz ne yapıyorduk böyle iyi diyorduk vesaire ya. Sıfırıncı kolonun burada ilk başta şu gördüğümüz sütun sayısını yazıyoruz, bir de kolon sayısını da yazmamız lazım. Şimdi diyorum ki ben sıfırıncı kolonun yani sıfırıncı sütundaki sıfırıncı kolona veri ekletiyorum mesela şu an ben. Ne ekletiyorum? Ebubekir yazımızı. Veyahut da şöyle yapalım. Sıfırdan C Sharp eğitim seti yazımızı sıfırıncı kolona. Sonra birinci kolonuna ise yani şu kolon sayısı diyorduk ya. Birinci kolonumuza ise şurada 0, 1 dedik. Ne yapalım? Sıfırdan otomasyon eğitim seti dedik. Sonra ise ikinci kolonumuza 5 taneydi ya, 4 de bitecek. İkinci kolonumuza ne verelim? Sıfırdan adisyon eğitim seti diyelim. Ve biz bakalım kaç tane legentimiz bunda kaç tane gözüküyor. İlk başta onu söyleyeceğim. Onunla ilgili bir uyarı vereceğim. Mesela toplu kullanma olayında. Ekle diyelim. Burada görüleceği üzere bizim kaç tane? İki tane değil mi? Sütun sayımız. 1, 2. Sütun sayımızın sıfırıncı 1 ve 2 eklemişiz. Burada legentimiz kaç gözüküyor? 10 gözüküyor. Neden 10 gözüküyor? Çünkü iki tane kolon var ya arkadaşlar, şu gördüğümüz. Şu bir 5, şu bir, şu da 5, 10 arkadaşlar. 5, 5, 10 olarak gözüküyor. Bunu da toplu şeylerde buna nazaran ifler vesaire kontrollerini buna nazaran yapabilirsiniz. Hani burada direkt 10 kere döndürebilirsiniz. 10 kere döndürdüğünüzde hata alırsınız. Çünkü şöyle düşünün. 4'te gidiyoruz. 4, 8. 2 tane eksi kalacağı için hata alabilirsiniz vesaire vesaire. Onun bir algoritmasına bakabilirsiniz. Biz burada bir message box'la bir çakalım. Şimdi eklemişim bakalım. Ne diyelim? Diyelim ki burada ilk başta bir yazı yapalım. Dizimizin kaçıncı? Dizimizin sıfırıncı. Sıfır, bir, iki. Sıfır, bir, iki. İki kere dönülsün. Bu for'la verin. Niye biz şey yapıyoruz ki? Yo, for'la da vermediği şöyle yapalım. Bizim zaten burada kompetentimiz var. Değil mi? Comma box ekleyelim. Fakat comma box'a eklediğimizi bir for'la verelim. Aynen. Çünkü for'la burada 0, 1, 2. Yani 3 kere dönecek. 0, 1, 2. Aynen 3 kere dönecek. Yanlış olmasın. 0, 1, 2. 3 kere dönecek vesaire. Şimdi ne diyeceğiz biz? Comavox one dot items dot eight. Ne diyeceğiz biz burada? SFR'nin yani şunun dizimizin sıfırıncı kolunun neyini? İ değerini. 0, 1, 2, 3 diye orada değiştiği için bas comma box'a. Hata verme ihtimali olabilir. Çünkü şu 3 mü 2 mi? Onda bir kararsız kaldım. Vermedi. Tamam 3'müş. Görüleceği üzere dizimizdeki çok boyutlu dizimizdeki sıfırıncı 1 ve 2'yi aldım arkadaşlar. Alabildik. Örneğimiz bu arkadaşlar. Burada çok boyutlu da başka göstereceğimiz bir şey var mı? Ona bakalım. Burada
Şey var tabii, elle verme olayı da vermişim. Yani bunları verme olayını vermişim. Genelde bu şekilde örnekleri sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü ileride bu şekil vermeyeceksiniz. Genelde otomatik verme. Yani sonuçta biz programcı olduğumuz için biz manuel yapmayız. Yapmamız lazım. Bence yapmamız lazım. Her şey otomatik. Bir sonraki eğitim, bu eğitim videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda dizileri yeniden boyutlandırma olayına gireceğiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.